günaydın, günaydın güzel insanlar. Hoş geldiniz efendim. Yeni bir günde yine tekrar beraberiz. Yine enerjimiz yerinde olsun, yine neşe olsun, esenlik olsun. Yine Tanrı'nın ruhunun işlediği bir gün ve bölüm olsun efendim. Bugün lezzetli sohbetlerde önemli konular konuşuyoruz. Diyorum. Evlilikte mahşerin dört atlısı. Yani evlilikte karşılaşacağımız aşılmaz gibi görünen en büyük sorunlardan dördünü bugün masaya yatıracağız Gülşen Hanım'la beraber. Bunlar nedir paylaşmayacağım. Sürpriz olsun istiyorum. Biraz düşünün bunun üstünde istiyorum. Ama gerçekten boğulduğumuz bu problemi aşamıyorum, ulaşamıyorum, nasıl çözeceğim bu durumları dediyseniz şu anda ya da evliliğinizin içinde böyle bir durum yaşıyorsanız ya da çevrenizdeki insanların, evli insanların bu tür durumlarda boğulduğunu görüyorsanız o zaman lütfen bu bölümü kaçırmayın. Evlenmek isteyenler de bu bölümü kaçırmasınlar çünkü gelecekte karşılaşabilecekleri yani hayata bunlar mutlaka önüne çıkabileceklerden biri. Bu sorunlar gerçekten mutlaka evli çiftleri vurmuş sorunlardır. Peki sadece sorunları mı konuşacağız? Hayır, her zaman söylüyorum. Çözüm odaklı gideceğiz. İlk önce problemi konuşuyoruz. Sonra bu problemi tespit ettik, anladık. Bunu nasıl çözebiliriz? Onun çözümlerini de vereceğiz. Sadece sorunlarımızı değil, çözümlerini de beraber arayacağız. Bakalım Gülşen Hanım dosyasıyla beraber gelecek. Bugün bizimle neler paylaşacak? Yanında da enfes bir kek yapacağım size. Salepli kek efendim. Şaşırtabilirim sizi birazcık. Evet diyeceksiniz ki salepli kek belki yememiş olursunuz ama inanın bana çörekte ben çok beğeniyorum. Özellikle çörekte ve keklerde salepi çok yakıştırıyorum. Bugün kekimin içine de bol bol salep koyacağım efendim. Enfes bir tarif sizi bekliyor. Onun da tarifini birazdan vereceğim. Ama bugün sizinle bir yazı paylaşmak istiyorum. Sizinle Rab'le ilgili biraz küçük bir paylaşım yapmak istiyorum ve programı böyle açalım. Bugün madem evlilikten konuşuyoruz, Rab gerçekten bütün evlilikleri bereketlesin. Tanrı'nın sevdiği bir şeydir aileler, evlilikler. Ama düzgün ve dürüst olmak kaydıyla ilk önce Tanrı'ya sonra eşlerimize karşı hem dürüst bir sevgimiz hem dürüst bir imanımız olsun. O zaman dürüst iman. Evet, dürüst iman nedir ve örnekleri hangi insanlar tarafından görülüyor? Davut'a bakalım. Benim en büyük örneklerimden verebileceğim Davut'tur. Ne kadar dürüst bir imanı vardı değil mi? Günahını itiraf eden, yakaran, tövbe eden, açıkça konuşan, bazen isyan eden, teselli arayan, şikayet eden, Rabbi seven, bazen Tanrı'yı anlamayan, bazen ne kadar kendisini çaresiz hisseden bir Davut görüyoruz. Şeffaf bir yürek açık, apaçık karşımızda duruyor. Bugün yüreğimiz de Davut'unki gibi olsun mu? Davut'unki gibi böyle kafamızda soru işaretlerini Tanrı'ya götüren, tövbesini eden, günahlarını itiraf eden, bakın asırlardır Davut'un mezmurlarda o büyük günahını konuşuyoruz değil mi? Çünkü neden? Davut günah işledi ama bu günahından tövbe etti ve bu günahını mezmurlara yazdı. Bunu yazmak zorunda değildi, bunu ortaya çıkartmak zorunda değildi ama onun yüreği o kadar acıdı ki Tanrı'ya karşı o kadar büyük bir burukluk hissetti ki hem tövbe etti hem yakardı. O zaman bugün Davut'un yüreğini isteyelim Rab'den. Gerçekten onun kadar apaçık, saf, dürüst bir imanımız olsun. Tanrı'ya karşı, insanlara karşı dürüst bir yüzümüz olsun. Davut'unki gibi olsun yüreğimiz, imanımız dürüst, herkese karşı ve önemlisi Tanrı'ya karşı dürüst olsun. Korkmadan, yıkılmadan dürüst bir iman için Rab'be yakaralım bugün. Her zaman başaramıyoruz. Bazen insanlara karşı bile başaramıyoruz değil mi dürüst olmayı? Neden? Kendi korktuklarımız var, gizlemek istediklerimiz var, göstermek istemediğimiz bir sürü yönlerimiz var. Bazen Tanrı'ya, bizi yaratana karşı bile dürüst olamıyoruz değil mi? Sevgimizin azaldığını, imanımızın zayıfladığını, günaha, bazı günahlarla beraber artık arkadaşlık kurduğumuzu itiraf edemiyoruz Rabbe. Ama bugün bizim öyle bir yüreğimiz olsun ki, öyle bir cesaret gelsin ki yüreğimizde Rabbe şunu söylüyorum, dürüst bir imanım olsun istiyorum Rab. Bu yeryüzünde öyle bir imanım olsun ki senin %100 doğruluğunu yansıtan bir imanım olsun, seven bir yürek olsun ve
kötü hissedeyim kendimi. Yaptığım hatalardan, belki yanlışlardan, belki haksızlıklardan geri dönmem için bana bir fırsat ver Tanrım ve yüreğimi rahatsız et. Rahatsız olsun yüreğimiz eğer içinde dürüstlük kalmadıysa, rahatsız olsun yüreğimiz eğer sevgimiz azaldıysa, rahatsız olsun yüreğimiz eğer Rab'den uzaklaştıysa. Bugün tam da öyle bir gün olsun. İmanımızın arttığı, dürüstlüğün daha ön planda olduğu, sevginin çok daha fazlalaştığı bir gün olsun. O kadar önemli ki ben Davut'un mezmurlarını okuduğum zaman, bütün mezmurlara baktığımız zaman sadece kendi hayatlarımızdan keşitler değil aslında. Orada büyük şeyler oluyor. Orada aslında İsa Mesih'in gelişinin bir sürü peygamberliğini görüyoruz. Orada bir insanın yakarışlarını görüyoruz. Orada aslında halkların ne kadar zor durumda Tanrı'nın ne büyük işler yaptığını görüyoruz. Ve değişmeyen tek bir şey var aslında, Rabbin karakteri. Biz insanların karakteri diyoruz ki değişmez ama zor durumlarda en sevdiklerimizden, bazen Tanrı'dan bile uzaklaşabiliyoruz. Mutlu anlarımızda sevdiklerimize daha yakın, Tanrı'ya daha yakın olabiliyoruz. Ama burada önemli olan aslında o dengeyi kurabilmek. Hep aynı çizgide yürümek mümkün değil bu hayatta. İnişi çıkışıdır imanın hayatı, bunu hep söylüyorum ama dürüstlük öyle bir kavramdır ki onu bir kaybettik mi, gerçekten o yüzümüzdeki, yüreğimizdeki dürüstlük bir kayboldu mu, bir daha onu geri çekmek gerçekten zorlaşıyor. Eğer böyle bir dönemdeyseniz ve kendinizi iki yüzlü hissediyorsanız, yalanların içinde batmış hissediyorsanız, kötü bir şekilde hayatınızın yön aldığını görüyorsanız hemen o rotadan dönelim bugün. Hemen bugünkü paylaşım umarım yüreklere, hepimizin yüreklerine dokunur ve öyle bir dürüstlükle kaplasın ki Rab bizi, ağzımızdan ona yakışmayan, yüreğimizde olmaması gereken hiçbir şey barınmasın. Bu yürekten kaçsın gitsin diyorum. Herkese esenlik ve lütuf dolu bir gün olsun. Bugün ne dedik? Güzel, önemli konular konuşacağız ama salepli de bir kek yapıyoruz. Bunun için neye ihtiyacım var? Hemen size malzemelerimi veriyorum efendim. 2 su bardağı toz şeker, 125 gram tereyağı, 1,5 paket kremam var. Keki için 3 adet yumurta, 1,5 su bardağı şeker, 2,5 su bardağı un, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı tarçın, 1 paket kabartma tozu, 1-2 damla limon suyu, 1 paket toz salep. Evet, şimdi ilk önce kekinin malzemeleriyle, kek malzemeleriyle başlıyoruz. Böyle bir borcamım var benim. İçine yumurta ve şekerimizi ekleyip iyice artık kek kıvamını benimle beraber öğrenmişsinizdir. Sulu bir kıvam elde edene kadar çırpmaya devam ediyorum. Sonra bütün malzemelerimi kuru malzemeye kadar en son unu ekleyeceğiz. İçine ilave ettikten sonra kekimi şöyle bir kalıbım var benim. Seviyorum. Benimle artık bir olmuş bir kek kalıbı, pembe kalıbım var. İlk önce yağlayacağım kalıbı, içine kekimin hiç harcını ilave edeceğim. Sonrasında kekimizi fırına vereceğiz mi? Tabii ki hayır. Neden? Kremalı bir harcımız var. Onu ben sizin bir tavada pişirmenizi istiyorum. Yani çok güzel kremayla beraber, şekerle beraber güzel bir sos yapacağım. Ben keklerdeki sosu çok beğeniyorum ve bu sosu da size tavsiye ediyorum. Bu keki böyle de yiyebilirsiniz. Yani benim yaptığım o kremalı sosu yapmak zorunda değilsiniz. Ama bir tık daha farklı bir lezzet arıyorsanız o zaman benim yaptığım sosu da bu kekin içine ilave ettikten sonra afiyetle yiyeceğimiz çok güzel kokan bir kek gelecek ortaya. O zaman bugün konular önemli. Bugün konular bitmez. Ne yapalım? Hemen çayları kahveleri hazırlayalım. 1,5 saatliğine lezzetli sohbetlerden ayrılmayın efendim.
başladık efendim. Gördüğünüz gibi yumurtalarımı şeker ve tarçınla buluşturdum. Şimdi şekerlerin o kıtır kıtır gelen tadı var ya, böyle şu anda sesi duyuyor musunuz bilmiyorum. O sesin kalmamasını istiyorum. Onun için biraz ele kuvvet lazım. Ben bunları çırpmaya devam ederken Gülşen Hanım geldi. Ona bir merhaba diyelim. Merhaba. Merhabalar. Çabalıyorum yine gördüğünüz evet, gibi. Koluna bayağı bir güç gerekiyor. Çünkü bu şeker kıtırtısını kekin içinde istemiyorum. Genelde çok sorun etmiyorlar. Yani kekin içinde şekeri koyup hemen yoğurup atıyoruz. Ama bu tarifimde ben gerçekten şekerin erimiş olmasını istiyorum. Sütle beraber erimeyecek mi? Erimiyor. Ha, o fenaymış. Evet, erimiyor. İstediğimiz gibi erimiyor. Yine o kıtırtı kalıyor. Bunun pamuk gibi bir kek olması gerekiyor. Onun için birazcık uğraştıracak ama olsun. Nasılsınız yani efendim? Sonucundan memnun kalacağım. İyi misiniz? Teşekkür ederim. İyiyim. Çok sağ olun. Yeni bir güne başladık. Hamdolsun. Bugün güzel. Önemli de bir konu konuşuyoruz. Başlığı çok hoşuma gitti. Çok da ilgimi çekti. Mahşerin dört atlısı. Evet. Yani... Evlilikte. Şimdi mahşerin dört atlısı bizim en çok bildiğimiz vahiy bölümünde evet. Sonun başlangıcında ortaya çıkan o dört atlıdan söz ediyormuş gibi geliyor ama mahşerin dört atlısı ismini koyması biraz da bundan kaynaklı herhalde. Profesör Doktor John Gottman diye bir beyefendi eşi Julie ile beraber evlilik terapisti ve 30 bin kadar kişiyle görüşen bir çift. 30 bin. Evet. Aile terapisinde yani o kadar tecrübeli ve deneyimli birisi ki bu 30 bin kişiyle görüştüğü zaman yaptığı araştırmalarda evliliklerde sonun başlangıcı diyeceği şey 4 tane şey saptamış. Ve bunlara o yüzden de öyle bir isim vermişler. Mahşerin 4 atlısı demişler. Evet. Nedir bunlar peki? Öncelikle vahidekinden söz edelim. Vahideki nedir? İşte mahşerin dört atlısı aslında sonun başlangıcında ortaya çıkan kaos, savaşlar, evet. Bunun getirdiği kıtlıklar, salgın hastalıklar, ölümler, bunları simgeliyor. Evlilikte de aslına bakarsanız bu dört davranış biçimi olduğu zaman aynı şey gerçekleşiyor. Yani ilişkiyi öldüren, ilişkiyi sona erdiren, ilişkinin yıkılıp yok olmasına neden olan dört davranış biçimi bunlar. Ve aslına bakarsanız aşağı yukarı bunlar sırayla ilişkiye geliyorlar. Eğer çok olumsuz şeyler varsa belki hepsi beraber geliyorlar. Ama genellikle biz bunları işte bu ayak seslerinden tanıyabiliriz. Ayak sesleri geliyor. Evet, atın ayak sesleri diyebiliriz buna gerçekten. Eleştiri ama yıkıcı eleştiriden söz ediyoruz burada. Bu birincisi. İkincisi de aşağılama, hor görme. Üçüncüsü savunmaya geçme, savunmacı tavır. Evet. Ve dördüncüsü de duvar örme. Yani dediğim gibi bunlar her evlilikte zaman zaman oluyor. Ama genel çizgi bu olduğu zaman, genel iletişim biçimi bu olduğu zaman işte o zaman evlilikteki kıyamet gerçekleşiyor. Yani şöyle söylüyor Gülşen Hanım, arada sırada böyle problemlerle bunları yaşıyor olabilirsiniz. Ama yaşadığınız her sıkıntıda, her tartışmada bunlar ön planda çıkıyorsa işte o atlar geliyor demektir. Evet, değil işte mi? Atların ayak seslerini duyabilirsiniz buradan. Evet. Ve eğer bu sesleri duyuyorsanız önlem almanın zamanıdır. Tamam. Şimdi John Gottman ve ekibi pek çok arkadaşıyla beraber yapmışlar bunu. 6 dakika kadar bir konu verip çifte, tartışma konusu verip 6 dakika kadar onu izleyince bu ilişkinin geleceğiyle ilgili fikir yürütebiliyormuş. Üstelik de böyle %92 kesinlikle. O kadar. Yani gerçekten enteresan değil mi? Evet, çok fena. Yani sizinle bir görüşme yapıyor. Evet. Ondan sonra ve orada anlıyor. Bu anlıyor ilişki ki yürür bu ilişki mü? Yürür mü, yürümez mi? Ya da aslında yani çok fena yürüyorsa değil. Bile nasıl yürüyor? Evet. Nasıl bir ilişki biçimi? Tabii biz biliyoruz her çift mutlu olarak hayatını tamamlamıyor. Ama maalesef. Evet, evliliği bitmeden de mutsuz evlilikler içinde sona kadar dayanan kişiler var. Ama bu doyumlu esenlik içinde
kendini ve karşısındakini geliştiren bir ilişki olmuyor. Tabii. Birbirini yiyen, birbirini geriye doğru çeken, hı-hı, üzüntülü ve mutsuz insanlar, hayatlar oluyorlar. Evet, bir hayatlar. Aslında kulun bildiği, yok Allah'ın bildiğini kuldan saklamak diye bir şey var ya, ben buna katılıyorum. Yani ne gerek var? Şimdi evliliklerde Gülşen Hanım çok güzel bir şey söyledi. Yani ortada olan bazı şeyler var. Şimdi bazı şeyleri gizlemekle olmuyor, bazı şeyleri çözmek gerekiyor. Yani ne dedi? Hayatlarımız boyunca mutsuz evlilikleri sürdürebiliyoruz. Böyle örnekler de var. İnsanlar konuşmuyorlar ya da dışarıda bunu yansıtmıyorlar ama bir çözüm de üretmiyorlar. Bu şekilde evlilik gidiyor. Ama biz ne istiyoruz? Mümkünse evliliklerimizde böyle bu atların sesini duymaya başlayınca önlem almamız gerekiyor. Evet. Şimdi öncelikle ilk attan söz edelim. Lütfen. Eleştiri. Eleştiri. Evet, eleştiri yani hepimizin beraber yaşarken işte, yani hoşnut olmadığımız durumlar oluyor. Şikayet diyelim buna ama şikayet ettiğimiz durumlar oluyor. Hoşnut olmadığımız durumlar oluyor. Ama bunu nasıl ifade ediyoruz? Yani bu ifade etme tarzımız karşımızdakini küçültecek, onu yaralayacak, onun kişiliğine yönelik, yani davranışına değil de kişiliğine yönelik bir şekilde gerçekleşiyorsa, bu süreklilik arz ediyorsa, işte biz orada hata yapıyoruz. O hatadan dönmemiz gerekiyor. Çünkü genellikle bu nasıl gerçekleşiyor? Bir konuda bir davranışından hoşnut olmuyoruz eşimizin. Yaptığı bir davranış bizi rahatsız ediyor. Evet. Bunu şu şekilde de dile getirebiliriz. Yaptığın, diyelim ki neden söz edelim, böyle pratik bir örnek verelim. Kirlilerini kirliye atmayıp da ortaya attığın zaman ben yoruluyorum. Evet. Bunları ekstra toplamak istemiyorum. Ben istemiyorum. Senle ilgili değil bu. Evet. Aslında. Ben bunu yapmak istemiyorum. Ben bunu yapmak istemiyorum. Ne pasaklısın, bunları hep buralara atıyorsun. Ben senin yüzünden neler yaşıyorum dersek onun pasaklı olduğunu, onun bize eziyet ettiğini ifade etmiş oluyoruz. Ay 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 ay. Aslında bakarsanız durumda değişen bir şey yok. Olay aynı şey. Evet. Sizin hissettiğiniz şey aynı şey. İfade tarzınız farklı. Ve belki de o zaman eşiniz toplamazsan toplama, atıyorum işte diyebilir. Evet, çok daha kötü bir tepkiyle karşılaşabilirsiniz. Tepkiyle karşılaşabiliriz. Bu bizim ilişkimizdeki uyuşmazlığı tırmandırabilir. O zaman biz eleştiri yaparken gerçekten de dikkatli olmalıyız. Yani şikayet etme tarzında, kendimizi anlatma tarzında olabilir bu. Ama onun şeyini, kişiliğini ve karakterini eleştirme noktasına yürürsek o zaman bizim hem uyuşmamız zor olur ve hem de her iki taraf için yıpratıcı bir süreç gerçekleşir. Bazen de mesela şöyle bir şey de olabiliyor. Hayatımızın içinde önceden rahatsız olmadığımız bir davranış biçimi var eşimizin. Ama bazı şeyler değişiyor. Mesela çocuğumuz oluyor. Mesela ev değiştiriyoruz, başka bir yerde yaşamaya başlıyoruz. O zaman daha önceden şikayet etmediğimiz, daha önceden bizi hiç rahatsız etmeyen, yakınmamıza neden olacak bir durum olmazken, birdenbire yakınmamıza neden olacak bir duruma durum ortaya çıkıyor. Artık o davranışı görmek istemiyoruz eşimizde. Bizim için bir problem oluşturmaya başlıyor. Problem oluşturmaya başlıyor. Evet. Şu anda gördüğünüz gibi kekimin çok güzel bir harcı oldu. Salepli kek yapıyoruz bugün. Bir yandan da evliliklerde ne dedi Gülşen Hanım? Kişiliğe yönelik değil, aslında duruma yönelik bir eleştiri ve bir sıkıntımızı paylaşma. Evet. Ve önceden bizi rahatsız etmeyen şeyler bir gün bizi rahatsız etmeye başlayabilir. Evet, o zaman eşimize söylenip durmak ya da onun karakterine yönelik laflar söylemek durumu daha kötü hale getirir. Ama oturup da ben artık şu durumda önceden rahatsız değildim ama şu durum beni rahatsız ediyor. Bu konuda biraz değiştirme yapmak istiyorum. Şöyle bir şey olursa daha iyi hissederim dersek o zaman hem onun kişiliğine yönelik bir saldırı olmaz. Hem de onun size yardım etmek için açık kanallar olur. Sizi dinlemek ve anlamak için açık kanallar çok olur. Çok güzel. Yoksa
Onda da tepkiler oluşabilir, uzaklaşmalar olabilir. O zaman bu mahşerin dört atlısından birisinin bizim ilişkimizin içine doğru yürüdüğünü görebiliriz. Hı hı. Aynı şey eşimizde de, bunu görüyorsak eşimizde eleştirilerinde, o zaman ona da durumun ne olduğunu sormak, neden böyle hissettiğini sormak ya da sorunları konuşarak çözmenin yolunu aramak daha doğru. Bu konuda hiç kimse yalnız değil. Gerçekten her birimiz zaman zaman bunu yapıyoruz. Yani öfkeli olduğumuz zaman oluyor, yorgun olduğumuz zaman oluyor. O sıralarda bizi etkileyen başka olumsuzluklar söz konusu olabiliyor. Evet. Fakat bu ilişkinin genel çizgisi haline dönüşmeye başladıysa, konuşulmayıp da yaşamın bir parçası haline gelmeye başladıysa, esas problem o zaman başlıyor. Hmm. Ve ikinci atlı, yani aşağılama, hor görme yavaş yavaş bizim ilişkimize gelmeye başlıyor. İkinci atlı nedir? İşte aşağılamadır. Evet. Aşağılama nasıl gerçekleşiyor? Tamam tamam, sen sus. Sen ne bilirsin ki zaten bunu? Daha önce sen yaptın mı? Benim ne kadar yorgun olduğumu nasıl anlayabilirsin ki, hiç çalışmadın? Ay, çok fena. Gibi. Evet. Yani gerçekten o kişinin varlığına yönelik, artık karakterini de geçiyorsunuz, varlığına yönelik saldırgan bir tavır sergilemiş oluyorsunuz. Bu pek fark edilmiyor aslında. Hiç farkına varmadan bunu yapabiliyoruz. Ha, biz bunu hiç farkına varmadan yapabiliyoruz. Aslında şiddet uyguluyoruz. Aslında şiddet uyguluyoruz. Yani bu yalnızca karı koca ilişkisinde de değil. Hayır, aslında. Hayır, arkadaşlar, ev içinde, aileler. Çocuklarda, anne babanın çocuklara yaptığı ya da hatta çocukların anne babalara yaptığı şeyler bunlar. Tabii. Dediğim gibi her birimiz insanız. Bazen amacını aşan sözler söyleyebiliriz. Ama bu bizim genel davranış biçimimiz olursa, özellikle hani ergenlik çağında bir beğenmeme dönemi vardır. Evet, hepimizde beğenmeme oldu. Beğenmeme başka bir şey, aşağılama başka bir şeydir yani. Beğenmesek bile onun varlığını kabul ederiz. Onun da bir şeyler bildiğini kabul ederiz. Ha, sana uygun olmadığını düşünürsün. Ama sana uygun olmayan şey aşağılanacak ya da senden farklı olduğu için hor görülecek bir şey değildir. Aşağılamanın içinde, yani nasıl bir şey söyleyeyim, yani aşağı yukarı şöyle bir duygu var. Yani tiksinme gibi. Oo. Ve yani bu ne kadar yıkıcı ve yeniden bir araya gelmeyi, bina etmeyi ne kadar zorlaştırıcı bir şey. Bu, şimdi düşünüyorum, şimdi aşağılama isteği ne zaman çıkıyor insanda? Yani herhalde kendini sıkıştığında mı, kendini haklı gördüğünde mi bu aşağılama çıkıyor? Neden aşağılama çıkıyor diye onu da bir düşünüyorum. Yani altyapıda ne var? Şimdi aslında tabii bizim öğrenilmiş modellerimizin ne olduğu önemli. Annemiz babamıza ya da babamız annemize böyle bir uygulamada bulunduysa, ki hani geçmişte zaten kadının yerini bilmesi gerekiyordu. Evet. İşte kadın işi olmayan şeyler, elinin hamuruyla erkek işine karışmaması değil mi? Evet, yani bunu böyle yapmayalım ya da bunu almayalım dediği zaman, sen karışma, sen ne bilirsin ki o konuda zaten, ben biliyorum. Yani burada kendini üstün bir noktaya taşıyorsun, öbürünü de daha aşağıya bir yere çekiyorsun. Seninle eşit olan, senin eşin olan, seni bütünleyen, tamamlayan, yani kutsal kitapta ne yazıyor? Kadın, erkek ailesini bırakacak, karısına yapışacak. Evet. Yapıştığın şey daha aşağıysa aslında sen de daha aşağıdasın. Yani o zaman lütfen bir kendine gel. yapıştığın şeye bak yani. Çok güzel bir şey söyledi Gülşen Hanım. Burada ben de yapıştım kaldım. Şimdi aşağılama sözleri tabii bilmiyorum, yani her ilişkide nasıl sıkıntılar meydana çıkıyor, ama şunu hiç unutmamamız gerekiyor. Eğer biz aşağılayan tarafsak, tabii ki her zaman onu konuşuyoruz şu anda. Eğer eşinizi aşağılayacak bir tavırda ya da kelimeler kullandığınızda, aslında Rab'de dediği iki kişi bir kişi olacak. O zaman aslında ayna tutsak kendimizi hakaret etmiş oluyoruz. Bir bakıma, çünkü evet. Evet, yani çünkü eşinize hakaret etmek, aslında siz bir ailesiniz. Yani beraber aynı kimliğin altındasınız artık. Yani bir nebze aslında kendine hakaret etmiş gibi oluyor. Yani bazen bunu sözlerle yapmış olmak da şart değil. Yani kadınlar daha pasif davranabilir bu konuda. Mesela söyler eşi, o böyle yapar ya da ağzını büker ya da gözünü devirir.
Kadın. Bana çocuklar bunu yapabilirler. Çok. Çocuklar ailelerine çok yaparlar. Küçümseyici davranışlar geliştirebilirler. Hı-hı. Yani bunların hepsi aslında vücut diliyle de söylediğimiz şeylerdir. Hı-hı. Her zaman sözel olması şart değildir. Doğru söylüyorsunuz. Yani tartışıyorsunuzdur. Adam ya da kadın kapıyı çekip çıkar dışarıya yani. Evet. O zaman ne olur? Yani sen konuş kendi kendine. Benim umurumda mı sanki? Of. O zaman ne yapar? Onu gerçekten aşağılamış olur. Hı-hı. Kavga bile etse orada bulması, orada olması. Hı-hı. Sen benimle eşitsin. Evet seninle şu anda çok tartışıyorum, çok çatışıyorum. Aha. Ama biz halledeceğiz bunu. Evet, çözeceğiz. Doğru söylüyorsunuz. İşte o çekip gitmeler, o kapı vurmalar. Bunlar işte çok yıkıcı şeyler oluyor. Üzücü de çok yani. Değil mi? Kapıyı vurup git. Ben gittim, eşim gitti. Ne oldu? Kimse kalmıyor sonra evin içinde. Öyle de olmaz ki. Yani aşağılamada genellikle birisi kalıyor. Hmm. Birisi gidiyor. Hı hı. Ama geride kalan, yani önemsenmediğini, değer verilmediğini, hatta yani bu benim sorunum değil, senin sorunun, ne yaparsan yap noktasına doğru yalnız bırakıldığını hissedecektir. Gerçeklikte de böyle olacaktır aslında. Değil mi? Çünkü oturup konuşamıyorsan bu sorun çözülemeyecek. Sorun çözülemeyecekse bir de yanı sıra aşağılayıcı davranışlar varsa bu ilişki için gerçekten çok yıkıcı, gerçekten sonradan bina etmesi çok zor olan bir durum ortaya çıkaracaktır. O yüzden hani dediğim gibi bazen olabilir, insanız, yanlış yapabiliriz ama ilişkimizin genel seyri böyleyse, biz her durumda bunu yapıyorsak, o zaman karşımızdaki kişiyi ya da karşımızdaki kişi bunu bize yapıyorsa, o zaman o bizi aşağılamış oluyor. Hı hı. Bizim değerimizi vermemiş oluyor ve hani insanlar ayrılsalar da, bir boşanma gerçekleşse de gerçekleşmese de, hı hı, bu kişinin özgüvenini, sevilirliğini çok şüpheye düşüren, kendi değeriyle ilgili sorun yaşatan bir durum. Hı hı. Artık o kişinin sorunu olmaktan çıkıyor. Gerçekten de bu aşağılanan kişinin sorunu olmaya başlıyor. Evet. Yıkıcı sonuçları oluyor gerçekten. O yüzden eğer böyle bir davranışı siz kendi ilişkinizde gözlüyorsanız, hı hı, hı, bu ilişkide ki bu davranışın değişmesi gerektiğini ve yani sağlıklı bir ilişki için bunun yapılmaması gerektiğini anlamamız lazım. Peki ne yapabiliriz bunun olmaması için? Bir kere... İlk önce bir farkına varalım. Yani şimdi her kavga ettiğimizde, her tartıştığımızda hayat çok en az 30 sene. Yani sağlıklı bir insan bir 70 yaşına kadar gider diye tahmin ediyorum aşağı yukarı. Yani tanrı değilim ama... Yani düşünsenize şimdi her kavganızda, her sıkıntınızda kapıyı çağırıp ondan sonra sen aşağılan, karşı tarafı aşağıla. Bu evlilik, yani büyük konuşmak istemiyorum ama ne kadar katlanılabilir ki? Tabii ki katlanılması zor bir duruma çok zor gelir ama. Bu. Yani bunun bu durumda muhakkak başka şeyler başlayacak. Evet. Yani muhakkak bunun devamı olacak ki. İşte üçüncü atlı bunlardan birisi, gelenlerden birisi. Bu da savunmacılık. Ne derse desin. Haklı, haksız. Size uygun olan, uygun olmayan. Biz hemen onu dinlemeden, yani ben böyle yapmadım ki ya da sen böyle yaptın, o yüzden ben böyle yaptım. Senin suçun. Zamanında gelmedin ki. Tabii ben ne yaptım? Yani sana çok kötü laflar söyledim ama senin suçun. Yani çünkü sen zamanında gelseydin ben bunları söylemeyecektim. Yani karşındakine atmak. Evet. Karşındakini sorumlu tutmak. Onun yaptığı ya da yapmadığı, söylediği ya da söylemediği şeylerden kaynaklandığını düşünmek ve böyle davranmak, o zaman savunmacılık oluyor. Hı hı. Savunmacılığın ortaya çıkış nedeni bazen gerçekten çok sık eleştirilmektir. Bazen aşağılanmaktır. Hı hı. Bazen böyle bir modelle yetişmiş olmaktır. Ama sonuçta eğer ilişkinizde böyle bir durum yaşıyorsanız sürekli diyorum çünkü zaman zaman bunu hepimiz yapıyoruz. Bu hiç şaşırtıcı değil. Yok, hepimizin yaptığı anlar oluyor ama bu devamlılık arz ediyorsa devamlılık problem arz ediyorsa, orada zaten. Yani o zaman
bir araya gelme ve konuşma şansınızı yitiriyorsunuz. Hı-hı. Çünkü sorunu konuşamaz hale geliyorsunuz. Tabii. Siz onu suçluyorsunuz. O sizi suçluyor. O sizi suçluyor. O zaman da beraberce çözüm oluşturma fırsatını elden kaçırmış oluyorsunuz. Çok doğru. Yani bu durumda savunmacılık yerine kişinin hani evet bu oldu, hatalıyım gerçekten. Sonuna kadar dinlememiz gerekiyor onu. Ne diyor yani? Sorunu ne? Derdi ne? Size ne anlatmak istiyor? Hatta sorular sorarak bu seni neden rahatsız etti? Bu yaptığımdan farklı olarak ne yapsaydım sen daha iyi hissederdin? Biri bana bir şey söylemişti, bilmiyorum siz miydiniz ya da bir başkası, şey demişti, bir tartışmanın sonunda haklı olmak değil, mutlu olmak önemli. Yani kim haklı, kim haksız değil, yani haklıyım işte ben kazandım olmuyor o tartışmanın sonunda. O tartışmanın sonunda iki tarafta mutlu olabiliyorsa aslında başarılı bir tartışma oymuş. Evet. Yani haklı ve haksız değil, mutlu olarak o tartışmayı bitirmek. Evet, yani ben de öyle düşünüyorum gerçekten. Ben mi söyledim bilmiyorum. Çok galiba konuşuyorum siz bu söylediniz. Konuda. Evet evet, sizinle konuşmuş olabiliriz. Yani öğrendiklerimi paylaşmaya çalışıyorum. Ne güzel, sizin. Hamdolsun. Yaşamaya da çalışıyorum. Evet, öyle zaten. O yüzden yani söylemiş olabilirim gerçekten. Bütün bu konuları da mümkün olduğu kadar çok işlemeye çalışıyorum. Yani bunlardan çok söz ediyorum. Çünkü yani hayatımızın önemli bir kısmı, yani ikinci önemli kararı olduğunu düşünüyorum. Kiminle evleneceğiz? İkinci önemli karardır. Ya. Çünkü bütün hayatımızı her alanında etkiler. O zaman hani öncesinde, seçmeden önce iyi düşünmek. Çok doğru. Ve seçtikten sonra da en iyi biçimde yürütebilmenin koşullarını aramamız gerekiyor. Süpersiniz. Devam edeceğiz efendim. Kekim, voila, hazır. Şimdi ne yaptım? Önemli bir püf noktası vermek istiyorum size. Kekin üstüne bu kremayı, şekeri ilave ediyoruz. Ama ne yapmak istiyorum? Kekimin her tarafına kremanın ve şekerin ve buharcın gitmesini istiyorum. O zaman bir kaşık ya da bir bıçak yardımıyla benim yaptığım şekilde, bu şekilde her taraf içine işlesin efendim bu karamelize sos. Ki o tat sadece üst tabaka olarak değil, içine de girsin istiyoruz. Peki efendim, şimdi ne yapıyorum? 180 derece fırında 35 dakika rahat bir şekilde pişecek kekim diyorum. Ve devam ediyoruz konuşmaya. Buyurun. Evet, devam edelim. Lütfen. Ne demiştik? İşte kendi sorumluluğumuzu kabul etmeliyiz. Onu iyice dinledikten sonra gerçekten hatalı olabiliriz. Yani biz hiçbirimiz mükemmel değiliz. Onu incitecek... Hatalı olmayıp da onu incitecek bir şey yapmış olabiliriz. Evet, yani bir hata değildir belki. Ama incinmiştir. Evet, incinmiştir, yanlış anlamıştır. O anda gerçekten olmaması gereken bir durum ortaya çıkmıştır. Evet. O zaman yani onu anlamak, onu anladığını ifade etmek bile sorunu çözebilir. Çok güzel. Ha çözmedi, sizin de bir sorumluluğunuz var bu noktada. O zaman... bu sorumluluğu kabul edip bununla ilgili ne yapabileceğinizi ona sormak, kendiniz de bu konuda düşünmek, özür dilemek ilişkiyi hem bina eder, hem samimiyeti artırır, hem de açık yürekliliği sağlar. Güzel. Bu da her iki tarafı da mutlu eder işte. Tabii ki. İşte mutlu son bu. Ve de mahşerin tatlılarını olabildiğince bizden uzaklaştırmak. Çok güzel. Yani özellikle bunu söylüyorum çünkü yani çok hoş bir paket. Mahşerin dört atlısı var, hayatımıza gelebilir, evet, evliliğimize evet, gelebilir. Ve bu evlilik içinde ilişkimize yıkıcı etkileri bulunur. Biz halbuki sevgi dolu, esenlik içinde, birlik içinde olmak istiyoruz. Bizim ihtiyacımız bu. Bunun tersi bir şeye hizmet etmeyelim. Neye hizmet edelim? İşte bizi mutlu edecek... Karşımızdakiyle beraber, çünkü tek taraflı mutluluk yok. Yani bir kadın mutluyken kocası mutsuz olarak yaşayamaz. İki tarafın bir uyum oluşturmuş olması lazım. İkisi de pik bir mutluluk yaşamayabilirler ama doyumlu ve mutlu olarak yaşayabilirler. Zaten hani şu mutlulukla ilgili de düşünmek gerekiyor. Yani mutluluk nedir? Evet, bir gün belki bunu da yaparız. Yani çünkü mutluluk o kadar farklı yorumlanıyor ki. Yani mutluluk nedir? Gerçek mutluluk nedir? Gerçek mutluluk diye bir şey var mı?
ondan sonra. Yani insanların mutluluk evet. anlayışı çok değişiyor. Farklı olabiliyor. Evet. Ama her ikiniz de bulunduğunuz durumdan memnunsanız, hayatınızı geçirdiğiniz insanla birlikte olmayı, sürekli olarak birlikte olmayı, yani hayatınızın her alanında birlikte olmayı istiyorsanız, bunun devamlılığını istiyorsanız, işte evliliğin hoş bir yanı budur yani. Evet, doğru söylüyorsunuz. Bir yani, olmak, bütün olmak. Bir olmak, bütün olmak. Ve çok güzel bir şey söyledi Gülşen Hanım. Yani bir evliliğin içinde birisinin mutsuz, birisinin mutlu olması çok mümkün değil benim fikrim. Yani bir kadın çok mutlu, kocası çok mutsuz ya da eş ya da tam tersi o evlilik olmuyor. Mümkün mü ki öyle bir şey yani? Bence değil. Yani düşünsenize bir evin içinde birisi mutsuz, birisi mutlu. Birisi mutlu. Ve sürekli bir hayat böyle devam ediyor. Bence mümkün değil. Böyle bir şey yani olmaz. Evet, büyük olmuyor. Olasılıkla bir kadın eğer mutlu bir erkekse bile çok mutluyum ben. O hayatı zehir etmeli yoktur diye düşünüyorum. Doğru. Yani, doğru. Sürekli söylenir en azından. Tabii niye bu kadar mutlusun bir şekilde ben mutlu dışarıya değilim. Çıkacak yani o mutsuzluk bir şekilde tabii. Yansıyacak. Hı-hı. Dolayısıyla eninde sonunda bunun acısını her iki tarafta yaşar. Evet, o yüzden biz... İyi olan tarafa yatırım yapmaya devam etmeliyiz. Çok güzel. Ve son atlımız. Evet. Duvar örmek. Bu duvar örmek ne demek? Yani duvar örmek araya mesafe koymak. Bu fiziksel olabilir. Duygusal olabilir. Yani tartışmalardan ya da çözümsüz, beraber çözüm oluşturamamaktan kaynaklı olarak taraflardan birinin kendisini kapatmasıdır. Hı hı. Hangi taraf suçludur, hangi taraf değildir, bunun ötesinde bir şey bu. Yani suçlu ya da suçsuz aramıyoruz biz burada. Yani hı hı. suçluyu bulmak bize bir şey kazandırmıyor çünkü. Çok doğru. Önemli olan beraberce nasıl daha iyi olabileceklerini bulmak. Hı hı. Ve bu noktada da adım adım götürmek bunu, adım adım ilerlemek son derece faydalı oluyor. Evet. Birdenbire yani hedefimiz birdenbire mutlu bir evlilik değil. Ama sorunları teker teker ayıklayıp, samimiyeti, yakınlığı daha fazla artırarak hı hı. ileriye doğru taşımak. O zaman son atta kalıyoruz. Kısacık bir ara vereceğim. Bugün evlilikte aslında mahşerin dört atlısı farklı farklı durumların nasıl yıkıma yol açtığını ve nasıl evliliklerimizin bizi... birbirimizden uzaklaştırma nedenlerini konuşuyoruz. Birbirimize yabancı kişiler olarak aynı evde hayatlarımızı devam ettirme. Mutsuz evlilikler nereden başlıyor? Nasıl bu sesi duyabiliriz hep beraber? Bunları konuşacağız ama kısacık bir ara şöyle çaylar kahveler bir tazelensin. Biz yine buradayız efendim. Herkese merhaba. Lezzetli sohbetler. Bugün lezzetli hepimizin alması gereken yani evli çiftlerin, evlenmeye hazırlık yapanların, evlilikte ilerlemiş olanların yaşayacağı mahşerin dört atlısını evlilikte konuşuyoruz efendim. Ne yapabiliriz? Sıkıntılar geldiğinde, bu sesleri duyduğumuzda tutumumuz nasıl olmalı? Şu sözü tekrarlayacağım efendim. Bir tartışmanın sonunda haklı haksızı boş verelim. Boş verelim ki mutlu olabilelim. Çünkü o haklı haksız tartışması arasında aslında hiç kimse sonunda mutlu olmuyor. Çünkü eğer çok büyük tartışmalarla birinin hakkı kazanılıyorsa o zaman genelde yıkılmış bir şekilde o hakkı ne yapayım ben durumuna geliyor insanlar. Onun için haklı haksız değil de mutlu olmayı denemek gerekiyor. Evet gerçekten savunmada da böyledir. Yani savunmada karşındakine ne suçlarsın? Hı hı. Yani karşındakini suçladığın zaman da o da savunmaya geçer. Tabii otomatikman yani zaten. Benim yüzümden değil senin yüzünden. Bu benim sorunum değil senin sorunun. Git sen hı-hı. çöz.
Ama işte yani ondan sonra araya mesafe koyma, duvar örmeye gelince, yani insanların hangisi duvar örüyorsa, eşlerden hangisi duvar örüyorsa örsün, bir diğeri düşünüyor ki yani ben değersizim onun için. Bana önem vermiyor. Bu ilişkiye önem vermiyor. O zaman hani duymuşuzdur kadınlardan çok. Ya adam hep susar. Ne dersem de susar. Bir cevap ver yani. Öldürüyor bu sessizlik beni. Evet. Der kadın. Çünkü artık öyle bir noktaya gelmiştir ki olaydırdır. Duyulmama ve boş ver o konuşsun artık, ben kendimi bozmayacağım. Evet. Kavgadan kaçınmak için. Savunmacılıkta kavga daha fazla olur. Ama duvar örmede kavga da olmaz. Halbuki yanlış davranan taraf, yani çok konuşan, bağıran, şey yapan, yanlış bir yöntemle de olsa çözüme ulaşmaya çalışıyordur. Ama duvar örüldüğü zaman çözüm olacak bir söz, yani sorun ortadan kalkmaz ama çözüm için diyalog gerekiyor. Diyalog ortadan kalkmış olur. Ay çok fena. Evet yani. Yani düşünsenize, bir problem var, bunu konuşarak çözmemiz gerekiyor. Ama konuşmuyor, ama konuşmuyor karşınızdaki insan. O çok kötü bir durum. Yavaş yavaş oluyor değil mi o? Yani bu her zaman yavaş olduğu söylenemez. Yani karakterlerle de ilgili olabilir, öğrenilmiş davranışlarla da ilgili olabilir. İlişkinin gidişatı dolayısıyla da böyle olabilir. Evet. Pek çok neden olabilir. Ama burada görülmesi gereken şey o ki, yani her ikinizin de ilişkiye verdiğiniz değeri göstermeniz gerekiyor. Evet. Birbirinize gösterdiğiniz özeni göstermeniz gerekiyor. O zaman bir sorun varsa muhakkak ki uzaklaşmaktansa mola vermek iyi olabilir. Şimdi bu konuyu konuşmayalım. Çünkü sen de sinirlisin, ben de sinirliyim. Ne bileyim, bir saat sonra konuşalım ama belirlenmiş bir zaman olmalı. Sonra konuşuruz. Oho ne zaman belli değil. Belki 10 kere daha bu olaylar, sonra konuşuruz, yaşanabilir. Bir küçük mola vermek, yarım saat, bir saat, bir çay içip, ben biraz yürüyüş yapıp geleyim diyebilir. Ama belirtmesi lazım, kapıyı çekip çıkarken ben biraz sakinleşmek için yalnız kalmaya ihtiyaç duyuyorum. Evet. Biraz yürüyüp geleceğim. Bir şeyler alıp geleyim ben, havam değişsin, sonra bunu konuşalım. Yani mola vermek mümkün ama mola verirken de karşımızdakine bunu söyleyelim. Tabii. Yoksa o içinde fokurdamaya devam edecek, öfkesi devam edecek ve sizi dinleyecek durumda olmayacak. Hissettiği şeyleri değiştiremeyeceksiniz o zaman. O hislere yol açmamak gerekiyor. Bu yöntemi anne babamla da eşimle de birkaç kere yapmışlığım var. Yani çok sinirlendiğim zamanlarda anne babamla da konuştuğumuzda, yani şunu yapabiliyorum, yapabiliyordum bazen. Yani ben bir yürümek istiyorum, bir yarım saat, bir saat, bir sakinleşeyim. Ondan sonra gelip konuşalım. Eşimle de bazen bunu yapabiliyorum yani. Şimdi bunu çözemeyeceğiz çünkü ben de sağlıklı düşünemiyorum. Ben bir yürümek istiyorum, böyle bir nefes alayım, bir bakkala gideyim, iki bir şey almak benim hemen modumu değiştirir çünkü. Ondan sonra geri döneyim dediğimde inanın bana çok daha lezzetli oluyor. Evet. Çünkü durum da daha sakinleşmiş oluyor. Siz de daha sakin oluyorsunuz. Ama belirtmeden çıkmamak gerekiyor. İşte burada püf noktası bu. Yani çıkmayın demiyorum ama yine de bir bilgi geçmeniz lazım. Evet, çünkü yoksa algılanacak şey doğru bir şey olmayacak. Yanlış evet, algılanacak. Tabii daha da kötüye götürüyorsun. Terk edilmiş gibi algılanacak. Tabii. Önemsenmemiş gibi algılanacak. Reddedilmiş gibi algılayacak. Ama söyleyip de bu molayı almak her iki taraf için de iyi oluyor. Evet. O molayı aldıktan sonra da oturup sorunu konuşmak, birbirinizi değil. Sen böylesin, sen hep bunu yapıyorsun şeklinde değil. Bu olayda böyle bir problem ortaya çıkıyor. Bu durumda ne yapabiliriz noktasında konuşmak. Çok güzel. Yani doyurucu ve mutlu bir ilişki istiyorsak eğer, yıkıcı eleştirilerden, küçümsemeden, hor görmeden, saygısızlık yapmaktan, çünkü saygısızlık da insanları son derece hani küçük görmeyle aşağı yukarı aynı anlama gelir, aynı içeriği taşır. Saygısızlık da yapmadan, sürekli savunmaya geçmeden,
geçmeden gerektiğinde üzerinize düşen payı kabul edip bununla ilgili ne yapabileceğinizi konuşmak ve de birbirinize duvar örmemek gerekiyor. Fiziksel olarak da, psikolojik olarak da. Evet. Yani iletişime kendinizi kapatıyorsanız ya da belli nedenlerle fiziksel yakınlığı da cezalandırma yöntemi olarak kullanıyorsanız o zaman gerçekten sıkıntılar sizin ilişkinizi yıkabilir. İşte mahşerin dört atlısı hayatımızdaki ilişkiyi yerle bir etmeden, onun sonunu getirmeden biz onları tanıyıp onlara karşı önlem almalıyız. Güzel. Çok güzel. Yani bu sorunlardan belki birini yaşıyorsunuz, belki hepsini yaşıyorsunuz evliliklerinizde. Herkesin tabii ki kendi evlilikleri, kendi sıkıntıları var ama böyle bir şey yaşadığınızı görüyorsanız ya da buraya doğru gidiyorsa o zaman ne yapmak gerekiyor? Haydi ne olursa olacak değil, bu durumu çözmek. Çünkü o kadar belli başlı problemler ki bunlar. Yani görmemek mümkün değil. Çözüm odaklı ve Gülşen Hanım bir püf noktası daha verdi, bunu ortaya çıkartalım. Birbirimize karşı karakterlere saldırı değil, durumu çözmeye odaklı olması gerekiyor. Çünkü genelde ilişkilerde, bütün ilişkilerde bu var. Problem bir kenara bırakılıyor. İnsanlar birbirinin karakterine vurmaya başlıyorlar. İşte sen böylesin, şunu yaptın, şöyle yaptın. Yahu burada başka bir şey konuşuluyordu. Evet. Yani burada problem başka bir şeydi. Ne ara biz seninle ben çatışmasına geldik? Yani bunu yapıyoruz. Yani o sinir ve o agresiflikle o çıkıyor meydana. Ve asıl sorundan uzaklaşmış oluyoruz. Hem sorunu çözmemiş oluyorsunuz hem de daha da derinleştirmiş oluyorsunuz. Çok zor. İlişkiyi yaralamış oluyorsunuz. Peki yani iyi bir ilişki sürdürmek için en önce eşimizle arkadaş olmamız lazım. Evet. Yani samimiyet olması lazım, dürüst davranmamız lazım, kendi çıkarımızı öne koymamamız gerekiyor. Burada kendi çıkarını öne koyduğun zaman, yani ben haklı olayım, öyle büyük bir çıkardan söz etmiyoruz ama haklı ben olayım, ilişkinin egemeni ben olayım, benim söylediğim olsun. Gibi düşünmememiz gerekiyor. Eşit koşullarda düşünmemiz gerekiyor. Onun da hakları var. Onun da istekleri var. O da farklı şekilde algılıyor. Ben farklı algılıyorum. O farklı algılıyor. Ama bizim her ikimizin de mutlu olacağı şekil hangisi? İşte bu. Yani yıllar geçtikçe, olgunlaştıkça zaten hani her birimiz değişiyoruz. Farklılaşıyoruz. Eğer bir kişiyle sürekli beraber yaşıyorsak benzeştiğimiz noktalar artıyor. Ama yani ilişkimiz iyi bir ilişki olsun, mutlu, doyumlu bir ilişki olsun diyorsak arkadaş olacağız. Arkadaşlığımızı ilerletmeye de devam edeceğiz. Çünkü hani arkadaşlığın da dereceleri var değil mi? Yani çok yakın arkadaş olduğumuz insanlar var. Dostum dediğimiz insanlar var. Tabii. Selamlaşırız biz dediğimiz insanlar da var. Yani dolayısıyla arkadaşlığımızı ilerletmeye de devam etmeliyiz. İşte hani herhangi bir arkadaşınızla arkadaşlığınızı ilerletmek isterken ne yaparsınız? Yani sohbet ederim, zaman ayırırım, onun karakterini anlamaya çalışırım, hayatını. İlgi gösterirsiniz. Tabii ki. Neler yapıyor, nasıl yapıyor? Evet. Ama ona sorarsınız. Yani tahmin etmezsiniz ya da şey yapmazsınız. Konuşarak. Konuşursunuz onu. Onun anlatmasını beklersiniz. Olduğu tabii gibi kabul edersiniz onu. Eşimiz için de böyle. Yani arkadaşlığımızı ilerletmeye çalışmalıyız. Onun dışında beraber ortak hobilerimiz ya da hoşlandığımız şeyler olmalı. Nelerden beraber hoşlanıyoruz? Onları daha çok yapmalıyız. Beraberce yapmalıyız. Ve çatışmalarımızı çözerken de çatışmalar iyidir aslında. Niye? Çünkü çatışmalar bizim ilişkimizin eksik noktalarını gösterir. Bizim birbirimizle olan tatminimizin nerelerde yetersiz olduğunu gösterir. Farklılıklarımızı ortaya çıkarır. Ya, tabii ki her zaman farklı olacağız ama bu farklılıklardan tat almamızı engeller. Yani bunu görebilmemizi sağlar. Çok bu farklılıklar bizi daha da yukarıya taşıyabilir, olgunlaştırabilir ve bu sonucu çıkarırken bizim birbirimizi daha iyi tanımamızı sağlar. Bir de şey var ki mesela bunu çok görüyorum eşler arasında. Gene iyi bir ilişki için gereken bir şey.
eşlerin birbirinin hayallerini desteklemesi lazım. Hangi konuda emek veriyorlarsa, hangi konuda ilerlemek istiyorlarsa, o zaman yani eşinin tarafından ket vurulan kişi kendini gerçekleştiremediği için öfke duyar. Kendini yani ve niçin bu yapılır ayrıca? Bu da bir soru işareti. Yani niçin eşinin daha bilgili olması için, desteklenmesi, daha iyi para kazanması için, daha çok kendisini varlaması için, mutlu hissetmesi için niçin desteklemez bir kişi eşini? Bu bir soru işareti ve bunun getireceği sorunlar bir soru işareti. Ayrıca evlilikte hani bunun için istemeyeceğinin dışında da bunu yapan kişi eşiyle daha mutlu olur. Çünkü beraberce bir hedefe doğru da desteklenmiş bir şekilde yürümüş olurlar. Birisine katılan her değer, her açıdan diğerini de besler. İşte çok güzel şeyler söylüyor Gülşah Hanım. Birisine katılan değer diğerini de besler. Evlilik ben hep söylüyorum. Yani bir ne bileyim bir çiçek gibi bence. İşte güzel bakılırsa, budarsan, sularsan, işte anlarsan neye ihtiyacı olduğunu. Mevsimine göre farklı farklı ihtiyaçlar olabilir çünkü. O zaman gerçekten hem Tanrı'nın işlemesine de izin vermek gerekiyor. Şimdi bazen ona da engel oluyoruz. Çünkü bütün bu yaşadığımız sıkıntılarda hiçbirini de Tanrı'ya götürmüyorsak, şimdi böyle bir şey var. Her şeyi kendimiz çözmeye çalışıyorsak, hep haksız olduğumuzu ya da haklı olduğumuzu varsayarsak, o zaman Tanrı'ya da çok fazla gidilmiyor demektir bu ilişkide. Yani böyle de bir problem çıkıyor. Çünkü ne kadar Tanrı'ya gidilirse beraber olarak da, ne kadar bu çözümü Rab'den aranırsa, ne kadar kutsal kitap çalışması ya da okuması fazlaysa bir ilişkide, bunu çok net söylüyorum, o ilişki yavaş yavaş çok daha güzel şekil almaya başlıyor. Ama ne kadar dünyasal problemlerin içinde birbirimizin yanlış taraflarını ya da hoşumuza gitmeyen şeyleri daha fazla görmeye başladıkça, o zaman hem Tanrı'dan evliliği uzaklaştırmış oluyoruz, hem biz aslında hiç istemediğimiz noktalara gidiyoruz. Tabii. Yani burada yalnızca kutsal kitabı okumak değil, kutsal kitapla ilgili konuşmak çok değerli. Tabii. Yani beraber kutsal kitabı okudunuz, çok güzel. Ama siz nasıl algılıyorsunuz? Tabii. O nasıl algılıyor? Elbette. Ve her ikinize ne söylüyor kutsal kitaptaki bu ayet? Ya da okuduğunuz bölüm ne söylüyor? Özellikle evlilikle ilgili kutsal kitapta gerçekten çok şey var. Ve ben bakıyorum ki bazen çiftler bunu yanlış algılıyorlar. Yani erkeğin başı Mesih, kadın Mesih'tir. Kadının başı da erkektir kutsal kitap. Yani orada gerçekten hani o zaman benim söylediğimi yapacaksın. Benim istediğim gibi davranacaksın. Ama yani bu çok nasıl ifade etmek gerekiyor? Yani baş ne işlev görüyor? İsa Mesih erkek için ne işlev görüyor? Ve baş vücut için ne işlev görüyor? Yani bütün bunları konuşmak, bunlarla ilgili tartışmak son derece faydalı olabilir. Yani kutsal kitapta okuduğumuz şeyi iyi anlamak da önemlidir bu noktada. Yoksa böyle okuduğumuz gibi, anladığımız gibi hemen söylersek bazen yanlış noktalara çıkabiliriz. Genelde sevgi saygıyla ilgili daha çok genç çiftlerde problem çıkıyor. Yani işte kadın erkeğe saygı göstermeli, erkek de kadını sevmeli. Ama işte şimdi bu otomatikman olmuyor. Yani erkek eğer kutsal kitabı sizin dediğiniz gibi dümdüz okuyorsa ya da kadın da dümdüz okuyorsa kutsal kitabı, o zaman çok bambaşka şeyler çıkıyor. O da bir çatışma haline gelebilir. Gelebiliyor. Yani tabii. O böyle yazıyor, sen öyle yapmıyorsun. Tabii. O zaman sen bunu yapmalısın. Ama bu yani gerçekten Rab bizim her birimizi teker teker önemsiyor. Her birimizi birey olarak tanıyor ve birey olarak onaylıyor. Evet, hamdolsun. O zaman eşimiz bizi birey olarak onaylamıyorsa zaten yapmaması gereken bir şey yapmış oluyor. Oturup o halde hani bunun üzerine konuşmak gerekiyor ki, yani evet, kadın erkeği saymalı. Erkek de kadını saymalı. Burada ne saymamalı demiyor zaten. Yani özellikle bir vurguda bulunuyor. Şimdi kadının bu kadar iyi tanıdığı bir erkeği sayması bazen güç olabiliyor.
Ama o yüzden vurguluyor ki saymalı. Evet. Sevmemeli mi diyor yani. Sevmeli de. Sevmeli de, evet, evet, doğru. Ya da kadından değil de erkekten söz edelim. Erkek kadını sevmeli ama saymasına gerek yok. Böyle bir alt metin var mı? Yani devam eden bir şey var mı? Yok. Saymalı da. Çünkü Tanrı sayıyor zaten. Amin. Yani burada erkeğin başı Mesih ise Mesih'in yaptığı gibi yapması gerekiyor. Mesih ne yapıyor? Onu yapmalı. Baş ne yapıyor bedene? Hiçbir zaman bırakıp gitmiyor. Ya da senin ne ihtiyacın var? Ne yapayım yani? Demiyor. Demiyor. Tabii acıktın ki mı? Yemek veriyor. Doğru. Yalnızca fizyolojik değil, psikolojik olarak da gereksinimleri neyse onları karşılıyor. Çok doğru. Ve karşılarken de kızmıyor ona. Ay sen de benim her şeyimi sömürdün yeter canım demiyor yani. O mutlu oldukça, beden mutlu oldukça kafa da mutlu oluyor, baş da mutlu oluyor. Dolayısıyla yani bu böyle yazdı, o zaman sen bana saygı göstereceksin, bitti. Ben de seni seviyorum işte, daha ne yapayım? Bu böyle değil yani. Bu üzerinde konuşulması gerekir. Bunun sizin nasıl hissettirdiğini. Yani sev ama sevdiğini gösteremiyorsan bir anlam ifade etmeyecek. Evet. Ve eğer senin gösterme biçimin kadının algıladığı biçim değilse, kadın bunu anlamadıysa o zaman gene bir şey ifade etmeyecek. Onun anlayacağı bir şekilde sevmen gerekiyor onu. Bundan tatmin olacağı, mutlu olacağı biçimde sevmen gerekiyor. O zaman zaten erkek de, kadın da her iki açıdan tatmin edilmiş olur. Saygı da görür, sevgi de görür. Erkeğin en büyük ihtiyacı saygı görmek, kadınınsa sevilmek. Ama ikisi birbirinden koparılan şeyler değil. Yani birisi varsa yeterlidir. Bu anlama gelmez yani. Evet, bu çok güzel bir vurgu bu arada. Yani Kutsal Kitap'ta yazan ve çok önemli noktalardan biri kadının eşine saygı göstermesi, kocanın da kadına sevgi göstermesi. Ama bu ihtiyaca göre belirlenmiş bir şey Tanrı tarafından. Ama otomatikman şu devreye girmesin. Yani bu belki bir yanlış anlaşılma, belki hayatta her iki tarafına daha çok işine gelen bir şey olduğu için şekillenen, ama kadının da saygıya ihtiyacı var, erkeğin de sevgiye ihtiyacı var. Yani bunlar bence zaten beraber olması gereken şeyler. Yani ikisinin de miligramı azaldığı zaman işte o hamur tutmuyor. Yani iki tarafında evet, erkeğin saygıya daha fazla ihtiyacı var. Kadın o kadar değil. Yani kadın da saygı istiyor ama erkek sanki biraz daha fazla ihtiyaç duyuyor böyle bir şey. Ama kadının da sevgiye daha fazla ihtiyaç, onu görmeye daha fazla ihtiyaç oluyor. İşte birbirinin o ne kadar dozu ayarlamamız gerektiğini de ilişkide bulmamız lazım. Çünkü eğer bunu gösteremiyorsak ya da karşı tarafa anlatacak şekilde uygulamıyorsak o zaman bir anlamı kalmıyor. Aslında en güzel söylediğiniz, en püf noktası burada. Yani seviyorum işte anlamıyor. Saygı duyuyorum anlamıyor. O zaman bizde bir şey var. Bir bulmamız lazım onun anlayacağı şekilde bunu göstermek için. İşte burada dediğimiz şey konuşmak. Gerçekten doğru iletişim biçimleriyle konuşmak. Ben dilini kullanmak. Kendini ifade etmek. Onu suçlamaya değil, kendini anlatmaya çalışmak. Bu noktada gerçekten ilişkilerde sıkıntılar yaşanabiliyor ama yalnızca yani eş ilişkilerinde değil, bütün ilişkilerde sıkıntılar yaşanabiliyor ama yani konuşmak ve doğru yöntemlerle konuşmak birçok şeyin anahtarı gerçekten. Biz insanlar konuşabilen varlıklarız. Gerçekten güzel koktu, pişecek. Çok kabardı sadece kekim. Yani bir tane hamur kabartma koydum. Kek acayip kabarmış durumda şimdi. Durmasını istiyorum artık, daha fazla kabarmasın. İşte bir keki pişirmek nasıl emek istiyor? Onun dozunu tutturmak, bir şeyler kolay olmuyorsa işte yapa yapa ama yıkmadan, çok fazla yara vermeden birbirimize yapmamız gerekiyor. O kıvamı bulmak için hemen olmayabilir ama yani Gülşen Hanım ne diyor? Yıpratmadan çok birbirinizi bunu bulun. Evet, yıpratmadan, aynı şeyleri tekrar edip durmadan, çünkü aynı hani şey var, Einstein'ın söylediği bir şeydi galiba. Bütün işte, aynı şeyleri yaparak farklı sonuç beklemek aptallıktır gibi bir şey söylemişti. Tam da onu söyledi. Evet.
Yani aynı şeyi yaparak farklı bir sonuç beklemek aslında çok zeki bir şey değildir. Yani baktığınız bir yolu deniyorsunuz, 1, 2, 3, 5 o şekilde olmuyorsa o zaman o virajı biraz değiştirmek gerekiyor. Değiştirmek evet. gerekiyor, farklı bir şekilde kendini Tabii. ifade etmek gerekiyor. Tabii. Ama işte hayatımızdan ve ilişkilerimizden, bütün ilişkilerden söz ediyorum. Bu mahşerin dört atlasını uzak tutmanın yöntemi de bizim hem kendimizi kontrol etmemiz, hı hı. kendimizin nasıl ifade ettiğimizi bulmamız. Çünkü bazen hiç yani gerçekten öğrenilmiş davranış oluyor. Hı. Farkına bile varmıyorsun. O senin için normal oluyor. Hı hı. Yıkıcı eleştiri kullanıyorsun. Ve ilişkilerim niye bir türlü yolunda gitmiyor diye üzülüyorsun sonra. Hı. Yani kendimizi nasıl ifade ettiğimize dikkat edelim. Eşimizi nasıl etkilediğine dikkat edelim ya da hı hı. diğer ilişkilerimizde nasıl etkilediğine dikkat edelim. Ve eğer iyi bir şey değilse de bu sorumluluğu üzerimize alıp bunu değiştirmek için neler yapabileceğimizi de konuşalım. Hı hı. Ama özellikle evlilik için de söylemem lazım ki beraberce bulmaları gerekiyor. Hı hı. Kişilerin kendi başlarına bulacağı çözümler. Sadece kendi başlarına bulacağı çözümlerdir. O evliliğin içinde işlemeyebilir. Hı hı. Beraber bulurlarsa o evliliğin içinde işler. Ben tek başıma bir çözüm buldum. Oh, mis gibi oldu. Bilmiyorum yani tabii ki belki işleyebilir ama çok çok uzun süre, uzun vadeli işlemez gibi geliyor. Yani İşlemi. O problemi beraber bulup halletmek gerekiyor. Her iki tarafında. Tek taraflı olmuyor işte evliliğin zor yanlarından da biri bu. Aynı zamanda güzel, güzel yanlarından biri. Çünkü tek başınıza hani bir elin nesi var, iki elin nesi var. Sizin aklınıza gelmeyen şeyler belki biraz da açık olmak gerekiyor. Yani neden diyoruz konuşalım. Sizin aklınıza gelmeyen bir çözüm eşinizin aklına gelmiş olabilir. O size farklı bir yöntem sunabilir. Açık olalım yani birbirimizle konuşmaya, farklı yollar denemeye. Baktınız ki bu yolu zorluyorsunuz. Belki eşinize sorabilirsiniz. Ben bu şekilde sana yaklaşıyorum. Sürekli başka bir şekilde yaklaşmayı bilmiyorum. Nasıl yapmalıyız? Nasıl bunu daha iyi bir hale getirebiliriz? Çok da güzel ve çok daha yakınlaştırabilir aslında bu problemler insanları. Eğer doğru kullanılırsa bu günler. Evet, bir şey daha söyleyeceğim. İnsanları duyguları üzerinden sakın yargılamayınız. Neden bunu söylüyorum? Şimdi ben böyle hissediyorum hı hı. dedi birisi size karşınızda ki. Siz de yo yanlış hissediyorsun. Hı. Ay o ne? Böyle mi hissedilir? ya da hayır yanlış hissediyorsun ben aslında böyle söylemek istemiştim. Yani senin söylediğin bana böyle hissettirdi hı hı. derse eşiniz size. Hı hı. Yo yanlış hissediyorsun. Hislerin yanlışı yok. His histir. Hı hı. Öfke histir. Bunlarla ne yaptığımız önemlidir. Hı hı. Bu hislerle hani kendimi senin böyle yapman beni kötü hissettiriyor. Kötü hı hı. hissediyorum. Yo kötü hissetmemen lazım diye bir şey olmaz. Kötü hissediyor. Evet. Anlamsız yani, oluyor işte. Hem boş anlamsız oluyor geliyor. Hem de yani sen ne hissedeceğini bile bilmiyorsun. Baksana. Ben sana söyleyeyim ne hissedeceğini. Böyle hissetmemen lazım. Çok iyi hissetmen lazımdı aslında. Ne kadar iyi bir şey yaptım senin için. Senin yerine karar verdim zorlanmadın bak. Ya da senin oraya gitmeni istemedim, seni bundan korudum. Ya da onu yemeni istemedim, bunu yeme dedim sana. Ama bu sana kötü hissettirdi. Hı hı. Ama sen şişmanlama diye yemeni istemedim. Hı hı. Senin için yaptım. Hı hı. Yani hislerin iyi ya da kötü olmadığını bilin. His histir, yanlış his diye bir şey yoktur. Bir insan size hislerini söylüyorsa, o hislerin sizin tarafınızdan, olumsuz bir şeyse tabii bazen de çok güzel bir şey söyler. Olumsuz bir şeyse yani özür dileyin böyle hissettirmek istemediğinizi, yaptığınız yanlıştan nasıl dönebileceğinizi de sorun. Yani özür dilemenin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Hı-hı. Ama özrünüzü de karşı taraf anlasın yani. Ben özür dilerim ya böyle olduğunu bilmedim deyip de arkamı dönersem bu özür olmayacak. Evet, gerçekten içtenlikle özür diyorsunuz. İçtenlikle özür dilemek ve hatta sormak yani senden özür dilemek istiyorum. Ne yapabilirim? Bazen sadece bir söz yeter, bazen bir çiçek alıp gelmek yeter. O kişinin özürü de anlaması
pişmanlığınızı görmesi ve ona verdiğiniz değeri görmesi bunun aracılığıyla da iyidir. Çok konuştum galiba, susadım çünkü. Ama konu gerçekten o kadar dallanabilip budaklanabilir bir konu ki. Çok çevresi var, yani çok ayağı var. Bu konu uzun uzun konuşulabilecek bir konu. Ama ortak noktası var bu konunun. Yani eğer çözüm istiyorsak birbirimizi vurmayı bırakmamız gerekiyor. Benim anladığım şey bu. Evet, yani gerçekten şunu bilmemiz lazım. Yani eşimiz ya da karşımızdaki ilişki içinde olduğumuz kişi, çocuğumuz da olabilir. Hı hı. Yani bizim rakibimiz değil. Evet, çok durum güzel. Durum her ne olursa olsun. Çok güzel bir şey. Bizim düşmanımız değil, rakibimiz değil. Hı hı. Biz uzlaşmak, bir arada yaşamak için çaba göstermek, birbirimizle daha iyi bir noktaya doğru ilerlemek durumundayız. Hı hı. Eğer böyle olursa her iki tarafta mutlu ve huzurlu olabilir. Her iki tarafta ilişkiden doyum alabilir. Ama eğer hani onu vurursak, onu incitirsek, onu kırarsak kazanç yoktur ortada. Hı hı. İkimiz de kaybederiz. Tabii, ikimiz de mutsuz olacağız çünkü yani. Evet. Onun için aslında çok güzel bir şey söylediniz. Eşimizin aslında hayat arkadaşımız olduğunu, bizim rakibimiz olmadığını, boks maçında olmadığımızı, yani bir kaybeden bir kazananın olmadığını. Burada ya ikimiz de kazanacağız ya ikimiz de kaybedeceğiz. Evet, aynen öyle. Çok güzel söylediniz. Bunlar tabii hayat tecrübesiyle oluyor değil mi Gülşen? Bazen hayat tecrübesi ama yani çok da okuyorum açıkçası. Çok güzel. Çok okuyorum ve çok öğrenmeye çalışıyorum. Bazen bildiğimiz şeyleri ifade etmek konusunda da eğitim son derece faydalıdır. Hı hı. O çok önemli bir şey ama, bilgiyi aktarabilmek. Gördüğünüz gibi kekim şu anda çok sıcak. Ancak bu kadarını kesebiliyorum. Evet, evet, çok güzel kokuyor. Umarım tadı da gerçekten güzeldir. Bugün salepli kek yaptık. Peki ne kullandık bu salepli kek için? Hemen malzemelerimi bir kere daha saymak istiyorum efendim. Neye ihtiyacımız var? 2 su bardağı toz şeker, 125 gram tereyağı, 1,5 paket krema. Bunları ne yapıyoruz? Şekerimizi, kremamızı efendim çok güzel bir şekilde pişirmeye başlıyoruz. Üstüne birazcık tereyağı ilave ediyoruz ve böyle altın sarısı bir kıvam alıyor. Hatta krema köpürmeye başlayıp renk vermeye başlayınca indiriyoruz ateşten. O anda da iç harcını yapmış oluyoruz. Neye ihtiyacımız var keki için? 3 adet yumurta, 1,5 su bardağı şeker, 2,5 su bardağı un, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı tarçın, 1 paket kabartma tozu, 1-2 damla limon suyu, 1 paket toz salep efendim. Evet, salepli bir kek yaptık bugün. Çok güzel görünüyor. Eğer lezzeti de göründüğü kadar güzelse bence denenmeye değer. Ama eğer salepi seviyorsanız sizden ricam bu keki en azından bir kere deneyin. Salep sever miyiz? Çok güzel, ben severim. Biraz fazla şekerli gelir bana. Çok şekerli. Evet. Ama çok şekerli. Severim. Ben de seviyorum. Aslında bir şey belirtmek istiyorum. Şemsa bunu ilk önce başka bir kalıba döktü. Ha, lütfen. Programın başında tabii, görmüştünüz. Tabii. Fakat baktı ki küçük gelecek. Taşıyordu yani, çünkü böyle fırının içine doğru. Hemen bir başka yöntem buldu. Çözüm. Bir çözüm oluşturdu. Evet. Gerçekten sorun odaklı değil de çözüm odaklı olursak her konuda gerçi iyi bir noktaya doğru ilerlememiz panik mümkün. Panik olmak hataya yol açar ve baktınız ki bir şey oluyor şu anda. Sizin kontrolünüz dışında bir şey oldu. Ne yapabilirimi düşünmeniz gerekiyor bunu çözebilmek için. Çözebiliriz ya da çözemeyiz ama odak noktamız çözüm olursa yani bu sanırım işte hayat tecrübesiyle biraz belki çok o problemleri yaşaya yaşaya da ortaya çıkıyor ya da başkaları size bir şeyler öğretebiliyor. Evet. Hepsi beraber oluyor. Yani ben bu programda bir milyon kere belki yemek yaptım. Her zaman o püf noktalar tutmuyor. Ne oldu? Bugün kekim dedi ki bir paket kabartma tozu koydun ama ben kabarmak istiyorum. Çok kabarınca hemen başka bir kalıba. İşte bu kadar. Çok güzel görünüyor ve hazırız. Çok güzel kokuyor. Süpersiniz. Var mı başka bir şey? Bitirdik mi? Bitirdik. Tamamdır. O zaman buradan sevgiyle kalın diyelim. Gerçekten sevgiyle kalın diyeceğiz. En önemlisi püf noktasını söyledik. Mutlu sonumuz olsun. Birbirimizi sevelim. Problemler hayatın içinde her zaman karşılaşacağız. Yani problemsiz hayat yok zaten. Bütün ilişkilere baktığınız zaman var mı? Yani hayatın kendisinde problem var zaten. Yani hayatın kendisinde problem olduğu için
Şunu da yapmayalım ama sürekli problem odaklı da olmasın. Yani sürekli, onu da ben buradan belki çok yeni evliyim ama sürekli problemlere bakarak da ilerlemek iyi olmuyor. Biz özellikle problemlerden konuşuyoruz. Hı hı. Ama hayat yalnızca problemli durumlardan ibaret değil. Evet. Yani mutlu olduğumuz zamanlar vardır, birlikte çok hoş olduğumuz, hı hı, zamanlar vardır. Hoş olmadığımız zamanlar vardır. Ama o hoş olmadığımız zamanlar artmaya başlıyorsa ve yeterince yatırım yapamamışsak o hoş olan zamanlara, onları artırmanın yöntemi nedir? Hı. Aslında biraz bunları konuşuyoruz biz. Hı hı. Yani tanıyın, bu riskleri tanıyın, bunları görün ki bunlar sizin hayatınızda olmaya başladıysa ne önlem alacağınızı bilin. Evet, alarm çalınca alarmı duyalım diye. Evet. Değil mi? Bu kadar aslında. Evet, o gerçekten alarmın ne olduğunu duyalım diye. Gülşah Hanım, çok teşekkür ediyorum size. Ben de teşekkür ederim. Yine çok güzel bir konuydu. Bence hayatın içinden konular bunlar. Evlilikler, ilişkiler, sürekli karşılaştığımız şeyler. Bunların daha çok konuşulması gerekiyor. Belki bizi izleyen insanlardan bir kişi bile olsa bunlardan birini yaşıyorsa, ki bence çok daha fazla hayatın içinde. Farklı bir bakış açısı dedim ya, yani bir insan gelir ve sizi bir ışık tutar ve o karanlık görünen şeyi aydınlatmış oluruz. Umarım böyle bir şey yapmış oluruz bugün. Umarım. Biz değil, gerçekten Rab dokunsun yüreklere diyorum. Aynen. Haftaya görüşmek umuduyla. Görüşmek üzere. Evet efendim, Salep'li kek hazır ve bugün evliliklerde 4 mahşer atlısı dedik değil mi? Mahşerin 4 atlısı dedik. Problemler, sorunlar çıkmaya başlayınca, o atın ayak sesleri gelmeye başlayınca aslında neler yapılması gerekiyor? Ne yapıyoruz, ne yapmamamız lazım? Çözüm odaklı nasıl gidebiliriz? Sakin nasıl kalabiliriz? Hepsini konuştuk. Eğer varsa bu programı izledikten sonra sorularınız, lütfen bize yazın. İsterseniz Sadede Türkiye, isterseniz benim kendi hesaplarıma sorularınızı ya da size ihtiyacı olan, yani bu konuyla ilgili konuşmaya ihtiyacınız varsa da yazın. Çünkü insanlar konuşmak ister, her zaman söylüyorum, ama iletişimi lütfen koparmayalım efendim. Yarın tekrar yeni bir günde karşınızda olmak umuduyla lütfen sevgiyle kalın, Rab ile kalın ve evinizden lezzetli sohbetler eksik olmasın. Hoşça kalın.